15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında üniversitemiz tarafından düzenlenen etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Fatih Üniversitesi ve Diyalog Misyonu başlığıyla bugün bizlere zaman ayırarak aramızda olan isim İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Metin Boşnak hocamız. Kıymetli vakitlerini bize ayırdıkları için hocamıza teşekkür ediyorum ve tekrar hoş geldiniz diyerek sözü kendisine bırakıyorum. Hocam, Teşekkür buyurun, ederim söz hocam. sizde. Eyvallah, sağ olun. 15 Temmuz'la ilgili çok şey yazıldı, söylendi ve hala da yazılıp söyleniyor. Ama bu sürecin hemen halledilmeyeceğini bilen insanlar aslında bunun yıllarca süreceğini de gören insanlar. Benden böyle bir ricada bulunulduğunda ben kabul ettim. Çünkü hayatla ilgili misyonumun bir parçası olarak da bu mücadeleyi görüyorum ben işin doğrusu. Ancak böyle kitabi mevzulardan girmek yerine biraz hatıramı da işin içine katarak onu hani bu süreçte yani cemaatten FETÖ'ye geliniş noktasındaki Türkiye'nin yaşadığı serüven neydi? Bazı insanlar belli şeyleri gördüğü zaman, anlattıkları zaman böyle toplumdan dahi dışlanır pozisyona nasıl düştüler, neden hayatın çeşitli alanlarında mutlaka bir engellerle falan karşılaştılar. Onları da işin içine katarak bir çeşitli mahiyetinde kitabi olmaktan çok hatıralarımı aktarmak istedim. O nedenle de bu daha önce çalıştığım ve adını Fatih bildiğim ama Fatih'in hizmetinde olduğunu sandığım Bizans Üniversitesi ile ilgili bir şeyleri anlatmak için ben de bu teklifi kabul etmiş oldum. Şimdi Fatih Üniversitesi'ne benim gidişim esasında Erciyes Üniversitesi'nde çalışırken oldu. Orada o dönemlerde yani 97-98 aralığından bahsediyorum. O dönemde Türkiye'de 28 Şubat'ın baya böyle derin topluma işleme çabasının olduğu dönemlerdi. Rahmetli Erbakan'ın hükümeti döneminde, hükümetin düşürüldüğü dönem, aynı zamanda rahmetli Erbakan'a ciddi hakaretlerin bir asker tarafından yapıldığı, Erzurum'daki bir asker tarafından binbaşıydı sanıyorum yapıldığı dönemlerdi bunlar. Diğer mesele de geçişindeki etken şey olmuştu. Ben alan itibariyle filoloji, Amerikan kültür edebiyatı vesaire yani batıya hizmet için ömrümü feda etmiş birisiyim. Şimdi bu açıdan kimliğimle, siyasi kimliğimle de belki çelişki oluşturan bir şey. Çünkü ben aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun ekolünden gelen birisiyim. Yani parti olarak değil, misyon olarak o ekolden geliyorum. Dolayısıyla bizim yetişme tarzımızda şöyle bir şey oldu. Ülkeye dair ne varsa direkt sen sorumlusun. Sen ne yapardın bu durumda diye mutlaka ona bir çare çözüm ya da adına tam ne diyeceğimizi bilemiyorum. Hala da bu hastalık süren bir hastalık bende. Ama her bir şeye kendinizi muhatap hissetme dediğimiz mevzu bizde olan bir şeydi. Bir de buna belki İHL kökenli olmamızın da bazı katkıları muhtemelen olmuştur. Birkaç zehir bir araya gelince böyle bir garabet ortaya çıkmış oldu. Şimdi ülkede 28 Şubat süreci bir taraftan dönüyor. Bir taraftan da bizim alanla ilgili insanların genelde tek tip bir ekole rağm olması gerekiyor. Yani böyle bir şey hala var. Bu hani milattan önce olan bir şey değil. Hala bu alanda, filoloji alanında oldunuz mu işte... Hadi feminist kısmına bir şey demiyoruz. Ben de feministim zaten ama işte komünist, ateist de bu işin yanına garnitür olarak almak adeta bu disiplinin bir parçası gibi algılanır durumda. Yani maalesef böyle bir şey var. Ve bir başka hususta filolojiyi çalışmak aynı zamanda böyle sanki çalıştığı dilin müstemleke zihni olmak gibi başka sonucu da beraberinde getiriyor. Yıllar içinde gözlemlerim budur. Yani Amerika'ya ders vermeye gittiğim zamanlarda ben onu Amerikalılarda görmedim ama bizim ekolde maalesef Türkiye'de böyle bir şey var. Bunu niçin anlattım bu girizgahı? Yani Fatih Üniversitesi'ne niye gittim? Esasında Kayseri bizim memleketimizdir. Ve oradan emekli olurum diye de düşünmüş idim.
Ancak o nasip olmadı. Çünkü master açalım, doktor açalım filan derken bazı sıkıntılar yaşadık. Dolayısıyla biz dersleri verip acaba nerede yapabiliriz bu işi diye hani kan değişimi yapacağız ya güya kafamızdan alanla ilgili. Bunu nasıl yaparız diye düşünürken bir gün ikindi vakti Fatih Üniversitesi'nden birileri aradı. Fatih Üniversitesi'de o zaman bir senelik plandı sanıyorum. Dediler işte bizde bu bölümlere YÖK'e bildirdik, açacağız. Bize gelir misiniz? Ben de şöyle bir düşündüm. Açılışa baktım. Rahmetli Demirel falan da vardı. Üniversitenize adını veren. Ondan sonra bir sürü yani aşina yüzler vardı. Benim geçmişimde herhangi bir cemaat bağlantısı yoktur. Hala da yok. Hala kendimi üveysi ekolden gidiyor diyebilirim. Ama işte siyasi olarak yaklaşımlarımız bizim bu teklif gelince şöyle bir kafamızda şimşek çaktırdı. Bir tereddüt yaşadım. Burası bir de özel üniversiteler daha yeniydi. Bu üniversite tamam açıldı ama acaba ne çıkacak bunun arkasından bilmiyoruz. Ama dedim ki eğer burası adına layık bir yer olursa zaten benim olmam gereken bir yer burası. Yani bu takıntılarımız var. Bu devam eden takıntılar zaten. Ve orada ben ne yapabilirim? Hem bu alanda ecnebilerle çok rahat aşık atabilecek, aynı zamanda da bu kültürün insanı olan insanları burada yetiştirebilirim. Çünkü sıfırdan kurulan bir yerdi. Ve ara namelere hızlı geçiyorum. Üniversiteden muvaffakat alamayınca ben doğrudan istifa ettim. Ondan sonra oraya geçtim. Daha öbür tarafta kontrat falan da yoktu. Olayın başlangıcında böyle bir şey var. Çünkü böyle hocam gelin hemen işte programların hazırlanması gerekiyor, master'ı falan filan derken böyle anında işin içine biz dalmış olduk. Yani başlangıcı buydu. Tabii bu başlangıcın içinde güzel bir heyecan vardı. Fatih adını taşıyan bir üniversitede olmak yani kendi başına güzel bir şey. Ancak Fatih'e aykırı gelişmelerin olduğunu gördükçe de tabii tavrımızda değişmeler meydana geldi. O da bizimle ilgili bizim durduğumuz yerde bir değişme olmadı ama üniversitenin gösterdiği yüzdeydi. Şimdi ilk görüşmemizde bir de şunu aktardım ben. Dedim ki eğer size yanlış referans veren insanlar olmuş olabilir. Eğer böyle bir durum varsa dedim, bilmenizde yara var. Ben Türk İslam Mülküsü ekolünden geliyorum. Yani bizim için bunlar büyük değerlerdir. Yani eğer bunlar sizi rahatsız edecek şeyler değilse ben emeğimi esirgemem dedim. Aynen ifadelerim budur. Ve o dönemin rektörü, kurucu rektör bir şey söylemedi. Fakat biz işte herkese açığız vesaire gibi böyle daha çok geçiştirme babında sözler duyduğumu hatırlıyorum. Ancak bunun ne anlama geldiğini, çünkü kurucu rektör esasında vitrin rektördü. Hani bazen kadınlarla ilgili söylenir ve hoş bir şey de değil. Yani işte erkek reis olan erkektir, baştır. Kadın da boynudur. Dolayısıyla bu kafayı döndüren boyundur hikayesi aslında bu yapının her meselede kullandığı riske birileri girsin ama onu döndüren odur. Taş gelirse de kafaya gelir, boyuna gelmesi hesabı davranışıyla bağlantılı ve rektörün bu konuşmasından sonra bizi enstitü müdürü olan arkadaş bir çay içelim hocam beraber falan filan dedi. Ve biz o çay faslına başladığımız zaman hocam sizin dediklerinizi duydum, biz de öyleyiz. Bakın Türkçe öğretiyoruz, dinimizi öğretiyoruz. Yani dilimizi dinimizi öğretiyoruz. Dolayısıyla biz de Muhsin Başkan'ı çok severiz vesaire filan. Bu babda bir yaklaşımla esasında hiçbir şeyi muarız bir görüşle karşılamayan, her şeyi böyle içine alan bir mantıkla size buraya mutlaka gelmen gerekiyor. Biz de öyleyiz. Amaçlarımız da bir, hedef de bir vesaire filan. Bu babda yaklaşımdı. Şimdi bizim birinci senemiz ciddi yoğunlukla geçti. Master programını açtık ama hoca yoktu. Dolayısıyla 3 master dersini birden vermeye başlamış oldum. Ha bu beni yoruyor muydu? Yoruyordu ama bir kafamdaki misyon doğrultusunda bu hoşuma da gidiyordu. Yani bir şeye inandığım bir şeye hizmet ettiği fikri. Ufak tefek insanları da tanımaya başladık tabii ki. Yani gözlem kabiliyetimiz var. Bir de böyle hani isim hafızası bende pek yok ama olaylar bende resim yan yana böyle
durur. Ondan sonra karşılaştırma edebiyatçı olduğum için de yan yana koyduğum zaman bir resim ortaya çıkar. O bir sene içinde epey bir şeylerin yamuk gittiğini, bazen böyle insanların görünen yüzüyle göstermek istedikleri yüz arasında farklar olduğunu görmeye başladım. Ufak tefek böyle yamuklukları hissediyordum. Ancak çok da muhatap olmadığımız için onlar da bizi zaten önceden herkese söylüyorlar. Yani üniversiteye gelen herkese bu bizden değildir diye baştan telkinleri veriyorlarmış zaten anlaşılır bir şekilde. Dolayısıyla öğrencilere de ayrı şeyi yapıyorlar imiş. Hatta dikkat edin zihninizi çelebilir gibi bir yaklaşım da iğrenç yaklaşım da öğrencilerden benim duyduğum şeydir. Bu sonradan olan bir şey. İlk senenin sonunda ben bir de şeye geçtim. Yani o dönem 25 saat dersim vardı. Lisans artı yüksek lisans hoca bulamadığımız için bu alanda ciddi yüktü. Yani bir de Ramazan'da tabii bu yüksek lisans derslerini de akşam da yaptığımız için ayrıca onun da sıkıntılarını da eklerseniz baya baya bir ciddi yoğun, hiçbir şeyin oturmadığı, her şeyi kendinizin kurucu olarak müdahil olmak istediğiniz, olmanız gereken bir süreçtesiniz. Kitap yok, vesaire yok, vesaire yok, vesaire yok. Ama bir şeyi yürütmeniz gerekiyor. O bakışta birinci sene atlattık, sonra Orta Asya'daki üniversitelerinde hoca sıkıntısı olduğunu söylediler. Ben de bunu duyduğum zaman ki beni davet ederek bunu söylemişlerdi. Bunların rektörleri bir araya gelmişlerdi. Ben gene inandığımın doğrultusundaki saf delikliği gösterdim. Dedim ki eğer bu yaz bu dersler verilebiliyorsa ben gideyim. Yaz tatiline girdik normalde ya. Ben gideyim dedim. Benim yeğenim de filolog. Onu da ben ayarlarım. Onunla beraber yaz boyunca biz ders veririz. Dolayısıyla birinci dönemi paket halinde aktarmış oluruz. Sonra döneriz buradaki işlere bakarız. Şimdi oraya gittiğim zaman gözlemlerim de oldu. Amerikalılarla ilişkileri onlardan bir tanesiydi. Öğrencilerin kendi arasında ilişkileri, öğrencilerin dahi taktiksel yaklaşımlarını orada daha bariz bir şekilde gördüm. Ve bazı öğrencileri o dönemde kabiliyetli öğrencileri Amerikan Koleji'ne filan yönlendirip ondan sonra da artık nereye gittiğini bilmediğim bir şekilde bir şeylere angaj ettiklerini orada gözlemledim. Ben de saf delik bir şekilde şunu dedim. Amerikalıların burada ne işi var? Güya biz Türkiye'yi temsil ediyoruz orada. gidelim dedim. Amerikalıların kolejine gidelim dedim. Üniversitesine. Gidelim ne yapıyorlar burada? Bir konuşalım, işbirliği yapabilirsek yapalım. Hani böyle bir yaklaşımdayız. Hani bunları da tanıyoruz falan filan ya. O hesapla böyle bir şey yapmak istedik ama gittiğimiz zaman kapalıydı, bir daha da gitmek nasip olmadı. Ve tekrar ikinci döneme geçtik, ikinci yıla geçtik ve akabinde üniversitenin içindeki insanların yüzümüze ayrı, arkamızdan ayrı laflar ettiğini de gözlemlemeye başladık ki mesela sınıflarda anlattığımız ABC dersi ki ben yerleştirerek karşılaştırma yaparak anlatmayı severim derslerimi. Herhangi bir felsefi akım olsun, edebi akım olsun, zaten edebiyat, felsefe, sanat malum iç içe giden şeyler, sinema hakeza. Bir Orwell'ı anlatırken elbette ki yerli referanslar da vereceksiniz. Bir başka yazarı anlatırken şair vesaire falan filan. Bu referansları odak olarak alıp bizde bunun yansımaları nedir diye de aktaracaksınız. Şimdi sonradan gene öğreniyorum ki öğrenciler her sınıfta anlattığımız ne varsa şeye taşıyorlar. Bir mekanizmaya taşıyorlar ve çarşamba günü öğrencilerin ben sonradan anlayınca bu üçüncü sene oluyor aşağı yukarı. KGB dediğim Öğrenci İşleri Başkanlığı Daire Başkanlığı mıydı o? Onu da unuttum yıllardır uğraşmadığımız için. Daire başkanlığında bu işlere bakan birisi vardı. Ben ona KGB derdim. Anladıktan sonra. Yani bu kadar da açık ifade ediyor idim doğrusu. İşte bunun üzerine hocam böyle de işte tam da ifadesi doğru değil vesaire ama dedim ki bakın öğrencileri siz alıyorsunuz. Ondan sonra hocalar şunu anlattı, bunu anlattı vesaire. Bu üniversite ortamına yakışan şeyler değildir. Ancak KGB düzeninde olur. Yahut totaliter rejimlerde olur.
Eğer dedim benim varlığımla ilgili bir sıkıntı varsa sizin ne yapmanız lazım? Baştan bana bile böyle bir teklife gelmemeniz lazım. Baştan ben kart açık oynadım. Ben şuyum. Kaldı ki biz olmasak başkası olsa da fark eden bir şey olmayacaktı. Onu da ifade edelim. Bizim yanılgımız, hani Orta Asya faslında bunların temelde güya Türk dünyasına açılım yaparak devletimizle beraber kooperatif bir şekilde o eski altyapıları değiştirme yönünde çaba. Dolayısıyla devletin bir uzantısı yapı olarak gördüğümüz bir vakadır. Ancak devletin de sonradan fark ettiği şeydir bu ki aslında o yapının üstünde de üst bir yapının varlığı zamanı gelince emaneti yerine almaya doğru sistemi götürdü. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bazı şeylerin değişmeye başladığını da gördük. O da daha rahat bir şeyleri ifade etme, ancak gazeteye yansıyan şeyler ayrıydı, televizyona yansıyan ayrıydı, üniversitenin bambaşka bir şeyi vardı ve üniversiteyle ilgili şunu da bazen söylüyorlardı. İşte burası işte üniversiteleri eleman yetiştirecek hocam, onun için çaba gerekiyor hocam vesaire ki bu bizi acayip gaza getiren bir şeydi. Yani düşünün Orta Asya'daki üniversitelere siz bir de eleman yetiştireceksiniz. Şahsen de gitmişsiniz. Orada kitap defter yok. 54K modemle indirdiğim binlerce dokümanı hard diskte götürmüşüm ki aktarayım diye. Hard disk yok dediği için bir tanesi, güzel insanlardan bir tanesi Nadir. Öyleyse dedim hard disk de sizde kalsın diye bırakıp gelmişsiniz. Ama hani oranın bölümüne bunlar lazım olur. Sen gene alırsın babında bir yaklaşımla. Fakat tabii işin içinde farklı işler olduğunu kademe kademe öğreniyorsunuz. Bir defa Türkmenistan'da yaşadığım tecrübenin bir parçası şuydu. Şimdi eğer burada Türk dili öğretiliyor ya da dine dair bir şeyler öğretiliyorsa yanımıza mihmandar diye takılan bir tanesi, affınıza sığınarak söylüyorum, bir akşam böyle yemek yemek için şehre iniyoruz. Hocam dedi, burada dedi Topal'ın kumarhanesi var dedi. Dedim ki ya dedim ben pişti bilmem, okey dahi beceremem dedim yani. Yani piştiği de üst üste kağıtlar denk getirdiği için kabiliyetim yok. Yani bunu ahlaki bir şey olarak söylemiyorum. Kabiliyetim yok. Zihnim reddediyor. Tavlayı 40 yaşından sonra öğrenmiş birisiyim yani. Ama hocam dedi orada disco da var dedi. Allah Allah, şimdi bu niye söylüyor diyorsunuz. Yetmedi arkasından. Hocam dedi eğer dedi kadın falan lazım olursa dedi biz ayarlarız dedi. Baktım kardeşim ne diyorsun sen dedim ya. Hocam dedi böyle bir bozulur gibi oldu ama bu yüz çok çabuk şey değiştirebilen bir yüz. Yani bir Fethullahçı'nın zaten en az iki tane yedek yüzü vardır, onu zamanla öğreniyorsunuz. Dedim ki bu ne biçim laf ya, ben zaten evliyim. Bir de bunun mahiyeti ne dedim yani. Hocam dedi geçenlerde dedi buraya bir albay geldi, biz ayarladık, çekinecek bir şey yok dedi. Yine yıllar sonra anladığımız ekol ve sistem demek ki bizi de bu şekilde hani özellikle dışarıdan gelenleri bir şekilde resmedip ondan sonra sesi çıkacakları zaman da bunları kullanma. Dolayısıyla her yolun mübah olduğuna dair bir işaretti bu. O bende ciddi bir etki. Dedim ki burada ciddi bir şeyler var. Yani herhangi bir şekilde bir cemaat mantığı burada olsa bunun olmaması gerekiyor. Yani burada farklı bir şey var. Ve birkaç kişiyle paylaştığım zaman diğer bir yaklaşım da şu oldu. Hocam işte şey kişilere takılmayalım. Kişilere takılmayalım. İyi takılmayalım da her sistem kişilerle yürür. Her sistem kişilerle yürür. Yani dijital sistemler de dahil buna nihayetinde. Sonra kademe kademe her bir şey olduğu zaman paylaşıyorum da. Yani anlamaya çalışıyorum nedir bu, niye böyle oluyor vesaire filan. İşte hocam işte o arkadaş biraz şöyle dedi kişilere takılmayalım işte. Hizmet şöyledir, böyledir vesaire. Ben dedim ki, şimdi cemaat yapıları böyle mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Ben bir de İmam Hatip çıkışlıyım. Hani biz de İslam falan deyince böyle bir evrensel bir şey vardır. Yani bu manada biz yargılayıcı da değiliz. Kendimiz yargılanacak bir sistem içinde varız. Hani Türkiye içinde olsun, başka yerde olsun. Hala da o fikri taşıyorum şahsen. Hep bu geçiştirmeler ola geldi. AK Parti iktidarının özellikle Cumhurbaşkanımızın o dönem başkanlığa hani daha önce Gül'ün atanması vardı, başbakan olması vardı. Sonra
siyasi yapıdaki bazı pürüzler kaldırınca Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan olma hakkını nedense elde etmiş oldu. Hani hakkı aslında önceydi. Ve kademe kademe ben içten içe seviniyordum tabii ki. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasına seviniyordum. Çünkü biliyorduk ki biz İstanbul hakikaten çöp çöp bir yere dönmüştü bu güzel şehir. Recep Tayyip Erdoğan'la da İstanbul'un ciddi bir dönüşüme uğradığını, susuz çöplerin bombalar gibi patladığı bir şehirden hani bir liderin kademe kademe yetişmesini sağlayan bir mekanizmaya dönüştü belediye. Sonra mağduriyet yaşaması da tabii bir de kaset falan yapmıştı o zaman. Şiir kaseti ki dokunaklı bir kasette aslında. O dönem 2 milyon falan sattı. Ben şiiri de seven birisiyim. Ve bu tür haksızlıklara karşı da çıkan ve hesap kitap yürütmeden karşı çıkan bir yapımız da var. Marazi bir yapımız var yani. Böyle olunca bir şeylerin değiştiğini ben Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasına dair sevinirken bir tanesi dedi ki hocam dedi o öyle makbul bir adam değil dedi. Ya dedim nasıl olmaz dedim. Bak belediye başkanlığı siyasi geçmişi burada. Hani bizim değerlerimize sahip bugün işte hani İmam Hatip'ten gelme bir başbakan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir vakada meydana geldi. Ha İmam Hatip'lerin ben burada meleklerden oluştu, melekler şehri olduğunu falan iddia etmiyorum yanlış anlaşılmasın. Yahut İmam Hatip'ler melektir falan gibi bir hikaye yok yani. Ama hani belli normlardan haberdar ama o normları bazen kendi lehine, bazen inandığının lehine insanların peşine düşebiliyorlar. Bu ikisi genel kriterdi. Fakat o şeyi tepkiyi anlamada sıkıntı çekmiştim. Kademe kademe böyle diş bilediklerini ben bu süreç içinde gördüm. Konuşmalarımızda sonra bu globalizasyon meselesi falan ortaya çıktığı zaman bir başka şeyi daha keşfetmiş olduk. Ben dedim ki bu Marx namussuz dedim biz buna küfrederek büyüdük ama yani adamın her dediği de yalan değildi aslında bu globalizasyon Marx'ın ülke bazında söylediğini küresel anlamda doğrulayan şeyler bunlar dedim. Hani bakıyorsunuz her şeyi standartize eden aslında merkezileştiren size ferdiyeti bile satan aslında sizi ferdileştirme boyutunda yeni bir üretim mekanizmasının parçası yapan bir şeyler olduğunu izah ediyorum. Yanımdaki Fethullah Gülen'in talebesi olduğunu söyleyen ki maşallah herkes de talebesi oluyordu. Yani nasıl bir şeyse o ona böyle hani mumdan ışık verme gibi bir şey olsa gerek böyle. Birisiyle konuşuyorsunuz sizde konuşacak bir şey yok ama mutlaka bir yerden bir dokunmuşluğu var. Dolayısıyla yani ona kredi vermeniz gerekiyor. Bizim kafamızda öyle bir kredi yok yani. Biz insanla insan gibi muhatap oluyoruz. Ya konuştuğumuz konu neyse o şekilde muhatap oluyoruz. Hocam dedi alın işaret içinde Hoca Efendi de Marx 13-14 yaşlarında okumuş Kur'an-ı Kerim'in içine saklayarak dedi. Döndüm dedi ki niye dedim Kur'an-ı Kerim'in içine saklayarak okuyor ya dedim anlamadım dedim. Ya bu kadar naif bir şekilde şimdi bakınca hocam işte öyleymiş yani ama okumuş yani. Şimdi bakın orada şunu yapıyor. Demek istiyor ki biz böyle acayip bir adamla muhatabız. Bu adam Marx okumuş, Engels okumuş, bilmem Hegel okumuş, vesaireyi okumuş. Ki sonradan bunun varyantlarını da öğrendik. Hani bu delta varyantı gibi bir şey. Mesela bakıyorsunuz Sartre falan da bilirmiş. Yok matematikçiyle matematik konuşurmuş, tarihçiyle tarih konuşurmuş. Bir gün bu söylediği zaman dedi ki o zaman bizim yerimize de ders verebilir herhalde dedim bu alanda. Sizin böyle tepkinizi ölçerek cevap da vermeme muarızı olmadan yalnız her konuştuğunuzla ilgili yerlere aktaran bir database oluşturan bir kafa yapısı bu işin parçasıydı. Öğrenciler gelirken bizimle muhatap ederlerdi fakat geldikten sonra zaten dershane sürecinde başlayan altyapıdan gelen öğrenciler var. Onlar abi abla adayları olarak gelen öğrencileri yapıdan olmayan öğrencileri kafalamak için var olanlar. Ki bazıları bize şunu da söylemişti. İki ay geçmiş mesela. Hocam hakkınızı helal edin hocam. Hayırdır ya?
Şimdi bir de bu hakkınızı helal edin meselesi var. Bu da bayağı bir şey oldu. Palestine falan da. İşte sizin hakkınızda çok kötü şey söylemişlerdi bize ama biz öyle olmadığını gördük. Ne dediler? Bizden değil dediler. Doğru demişler dedim. Yani doğru demişler. Yani öyle değilim zaten. Doğru okusun. Fakat bu neyi ifade ediyor? Yani sizden olmamak neyi ifade ediyor? Ama şunu da görüyorsunuz ki bu süreçte sizin hani bu profiling dediğiniz denilen meseleyi, yani adınız, sanınızdan vesairenize kadar her şeyi size ait her bilgiyi öğrenciye de aktararak öğrencilerle de sizi kontrol edecek, bürokrasiyle zaten kontrol edecek, gittiğiniz yerlerde de gene raporlar gelecek ve böyle bir totaliter ülkelerdeki bir 1984 ülkesi gibi bir ülke içinde sizi yaşatacaklar. Ha, görünüşte ne vardı? Bilgisayarla resim çektiren bir cemaat falan vardı. Güya bunlar teknolojiye açık vesaireydiler, gelişime açıktılar. Bıyıkları falan da o dönemde kesmişlerdi. Eskiden bir hani digital identifier gibi bu bıyıklar vardı. Bıyıklar da kesilince daha da araziye inme meselesi oldu sanıyorum. Gülen de Amerika'ya gitmişti. Hatırlarsanız kaçmıştı o dönemde, evet. Ve bunu ara ara tartışıyorlardı fakat siz mesela yaklaştığınız zaman bunlar böyle geri çekilirlerdi, lafı değiştirirlerdi. Başka bir şeye, başka bir mecraya aktararak aslında sizi oraya angaje etmezler yahut mesela zihin hani üst üste koyarak öğreniyor ya. Her defasında aslında siz sıfırdan başlayarak öğrenmeniz gereken bir süreç içine girmeniz gerekiyordu. Yani çalıştığınız insanların böyle size benzeyen ama böyle zombi tabiatlar olduğunu gene kademe kademe öğreniyorsunuz. Şimdi 2003-2004 yıllarına geldiğimiz zaman o dönemde de öğrencilerin bu başörtüsü meselesi gene gündemdeydi ve diğer üniversitelerde olmadığı kadar baskıyı özellikle yaptıklarını sanıyorum. Bizim o dönem ben kurduğum iki bölüm vardı. İngiliz Dili ve Edebiyatı, bir de Amerikan Çalışmaları bölümleri vardı. Bu iki bölümün öğrencilerinde de başörtülü öğrenci vardı. Ama biz başörtülü diye bir öğrenciye ekstra bir şey yapmadığımız gibi ekstra kötülük de yapmadık. Lakin yapı bunların hepsini geldiği aşamada babası zengin midir vesaire midir? Özellikle kız öğrencileri mesela bir tanesi bana bir şey getirmişti. Öğrencilerin olduğu, normalde danışmanlar malum devlet üniversitelerinde danışmanlık yaptığınız öğrencilerin listesi gelir, o kadardı. Resim bile illa olmaz ama mesela geldi bir tanesi, herhalde yeni geldiği acemilikle ilgili bu. Hocam bunun babası işte bilmem ne sanayici, bu kızım bilmem nesi. Dedim ki ya bunlarla bizim ilgimiz yok ki dedim. Yani babasının ne oldu, beni ilgilendirmiyor öğrenciyi. Sonradan tabii biz bu outstander olduğumuzu bu da anladığı için bunlar da artık bilmez olmuş oldu. İşte babası yağ fabrikatörü olan bir tanesi, öbür tarafta bilmem ne. Sonra izlediğim zaman içinde bu kızların arkasına bu yapıdan öğrencileri takarak eğer evlenirlerse tabii para makinesine dönüşecek. Yani para basma, darphane falan olacak her bir kız öğrenci. Ve öğrencilerin birbiriyle çay içme ortamlarını bile aslında çok gören bir yapı da vardı. Bu bütün dengeleri de aslında bozan bir şeydi. Ve benim şeyim de suçuydu. Bakın bu anlamlı bir hareket değil. Burası üniversite, bir. İki, öğrenciyle öğrenci çay içiyorsa içebilir kardeşim. Bunun İslami, eğer böyle bir şey varsa bunun İslam'la da alakası yok. Çünkü mahremiyet hesabıyla bir sıkıntı burada da yok aslında. Yani o mantık cihetinde de giriyorsunuz ama sonradan gene öğrendiğimiz, fark ettiğimiz, sistematik olarak zihnimize yerleşen bir şey daha vardı. Bu başka bir yüceltilen bir şeye dönüşüyor. Yani Fethullah Gülen'in evlenmemişliği, bilmem neyi vesairesi, oradan çıkarılan bir kutsiyet. Ve fakat aynı kafa özellikle kız öğrencileri nasıl kullanacağı üzerinde derin derin hesapları olan bir yapıydı. 2004 ya da 2005 yılında 4 tane öğrencimizin intiharıyla biz, bir tanesi de bizim bölümdeydi, muhatap olduk. Benim de kızım olduğu için Allah, bütün ana babaları, babalar için söylüyorum, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bundan kötü bir şey olamaz yani.
Kızın bir tanesi yurdun 9. kattan kendisini atarak intihar etmişti. Fakat yani ne basına yansıdı ne bilmem neye yansıdı. Ve o dönemlerde şunu da öğrendik ki bazı öğrenciler bunlar peşkeş çekiyorlardı. Çok başarılı bir Ferit adında öğrencim vardı. Çok seviyordum. Hatta kendi kızıma da diyor idim ki kızım bak bu Ferit ablan çok çalışkan, hem terbiyeli hem böyle aktif. Yani çok güzel hasletleri kendinde barındırıyor, özellikleri var. Görüyor musun falan filan dediğim. Öğrenci 3. sınıfa geldiği zaman mesela birden vitesten atmış araba gibi böyle boşluğa düşüyor. Ve sorduğunuz zaman cevap da alamıyorsunuz doğru dürüst. Sonra öğreniyoruz ki bunlar bir şekilde görevlendirme verilmiş. Yahut öğrenci bana bir kısmını anlattı. Yani iğrenç iğrenç şeylerle muhatap etmişler. Tamam mı? Ve burada siz mesela hangi birine ne kadar şey yapabilirsiniz? Mesela psikolojik danışmana gönderseniz oradaki de bunların elemanı zaten. Anlatabiliyor muyum? Hasbelkader işte bendeniz ve işte eşim yardımcı olmaya çalıştık. Bu resmi profilin dışında yardımcı olmaya çalışıyorduk. Lakin ne kadar ne yaptığımızı da bilemiyoruz. Ha, irtibatta olduğumuz hala insanlar var. Şimdi 4 öğrencinin bir tanesinin bizde olması özellikle ikinci büyük bir uyanışı sağladı. Ve o dönem bir de şu olmuştu. Gene 2004-2005 yılı arasındayız sanıyorum. Bu Yargıtay Başsavcısının bir kaset meselesi olmuştu hatırlarsanız. Bu başsavcı Fethullah Gülen aleyhinde dava dosyası oluşturmuştu. Ve daha sonradan onun bir kızla ilişkisi olduğuna dair bir kaset ayarlaması yapmışlar. Ve daha sonra da bunu kullanarak şantajla susturma çabasına girmişlerdi. Bu başsavcı olayın mahiyetini o dönemde hemen anlamakta zorluk çektik işin doğrusu. Ancak önceki intihar meseleleri buna bir aydınlık yaptı. Ve sonradan gene o da ortaya çıktı basına yansıyan şekliyle ki bu yapının içinden bir kızcağızı ayarlıyorlar. Bunlar işte Müslümandır, şudur filan diye giriyor. Belki ihtiyaç da var işin içinde. Gariban. Ve diyorlar ki sen bak böyle böyle bir durum var. Cemaate bu adam saldırıyor. Sen bizatihi örgütün lideri böyle bir şey verse, görev verse yapar mısın? O da yaparım diyor. Fakat görevin ne olduğunu önce bilmiyor. Fakat bunlar anlatıyorlar tabii. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Yani önce tanıştırma faslı olacak. Daha sonra bu adamın kanına girecekler. Ayarladıkları ortamda da görüntü vesaire falan aynı Baykal'a yapıldığı gibi her şey hazır. Fakat kızcağız diyor ki şimdi bu dinimize aykırı değil mi? Aykırı ama diyor bak diyor bu işte hoca efendi yok işte hizmet vesaire filan bu seni cennete götürecek bir şey filan hikayesi üzerinden gidiyorlar. Haşhaşilerdeki gibi. Peki diyor ondan sonra diyor ne olacak diyor ben hani böyle bir şey olduktan sonra bu duyulacak. Ondan sonra ben kimle evleneceğim? Abilerden birisiyle evlendirirsen diyorlar. Ve tabii bu hadiseden sonra bu kız intihar etti. Bu da bir başka vakadır. Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi 2003-2004 yılından sonra üniversitede böyle bir hareketlilikte bizi çağırdıkları yerlerde hareketliliklerde olmaya başlamıştı. Bakıyoruz akademisyen toparlıyorlar sağdan soldan. Yemek veriyorlar bilmem ne yapıyorlar. Yahut böyle eski sinema sanatçılarını. Biz de güya sinemayla falan da ilgileniyoruz ya herhalde onu hatırlamıştır. Yahut masada birisi de bulunsun hani nasıl olsa herkes bu yapıda esasında Fethullah Gülen haricinde bataklığı geçerken üstüne basılan taşlar hükmündedir. Bakın buna Fethullah Gülen haricinde herkesi katarak söylüyorum. Ki bir metin boşsak zaten artık nasıl olabilir bunu düşünebilirsiniz. Yani masada bir sinemacıyla siz konuşuyor olacaksınız, işini görmüş olacaksınız. Şimdi biraz da böyle konuşurken hani sinema falan filan hani bir de beklemiyorlar ya güya bu yapıdan beklemiyorlar ya onu konuşan birisi olunca onlara da bakın bizim üniversitemizde birisi olarak tanıtım yapılıyor. Dolayısıyla şey profili vardır ya bu Almanya'da yabancı Türkiye'de Almancı dışarıdan gelene Fethullahçı olarak içeride de bu bizden değil yaklaşımı
Hangisi nerede gerekiyorsa o şekilde tanıtıyor ama siz tanıtım faslında zaten yoksunuz. Ve bununla beraber bir başka akış daha oldu. Bu da diyalog ayaklarıyla gelen çeşitli gruplardı. Bunları ne yapıyorlardı? O dönem devletin fonlarını da kullanarak önce otellerde haftalarca ağırlıyorlar. Muhtemelen bunların kasetlerini falan da çektiler. Onu da bilmiyorum ama yani bu yapı herkese yaptığı için onlar da boş bırakmamıştır yani. Gezdirdikten sonra Fatih Üniversitesi'ne getiriyorlar. Ondan sonra böyle işte bizim üniversitelerimiz, bilmem nelerimiz falan filan diye gören insanlar da sadece bunlarla muhatap olduğu için, hatırlarsanız eski komünist dönemde aslında turist olarak gidebiliyordunuz ama gene bu yapının komünist sistemin istediği yerleri gezip görebiliyordunuz. Yoksa her yere sizi götürmüyorlardı. Götürdükleri de işte acayip başarılı spor tesisi, acayip başarılı bir fabrika vesaire. Dolayısıyla aslında sizin gözünüzü kamaştıracak bir yapı içine sokuyorlardı. Bunlarda da aynı şey vardı. Gruplardan bir tanesinde ilk defa bu diyalog meselesini konuştuğumuzda şeyi anladım. Bir de bu dergi falan çıkarıyorlardı o dönemde. Edebiyat dergisi vesaire. Bu sızıntı mızıntı zaten hani klasik. Bu iman tahtası gibi bir şey bunlar. Bizi de abone etmeye çalıştılar. Biz abone olmadık. Önce öğrencinin bir tanesinin hatırına olayım dedim. Sana bu kredi oluyorsa senin için olayım dedim. İşte ama şöyle de böyle de falan deyince dedim ki sen bu parayı al boş ver aboneliği dedim. Sen harca bunu dedim. Ama muhtemelen o da alıp parayı gene aynı yapıya götürmüştür yani. Çünkü mesele hakikaten çok ciddi bir vahim bir monitör sistemiyle bağlı yani. Gelen gruplardan bir tanesi akademisyendi. Ve hani biz Batı kültürüyle falan da aşina olduğumuz için biraz sağda solda da bulunduğumuz için böyle bir yemek memek falan yeniyor. Bakıyorum acayip acayip böyle onların anlattıkları var. Benim inandıklarıma aykırı şeyler ama hiç kimse bir şey söylemiyor. Bir grup akademisyen Georgetown Üniversitesi'nden geldi. Konuşmacıyı nasıl bir halet-i ruhiyeye soktular bilmiyorum ama yani adam böyle İstanbul'un Fatih'i o kadar gururlu, kibirli olmamıştır. Böyle amfiteyatroda konuşuyor. Biz buraya geldik. Yahut şey de diyebiliriz böyle. Afrika'ya uçak düşer de beyaz adam iner paraşütte. Onlar da beklediğimiz Tanrı gelmiş gibi. Bu tavırla. Bu yaklaşım zaten iticiydi. Bir adamın ruhuna da böyle konuşmasının ruhuna da yansıyınca ben böyle irite oldum. Hani dedik ya bu marazi bir şey var bizde o manada. Yani ağırlamışsın adamı vesaire etmişsin ama Fatih Üniversitesi dediğin yerde adam geliyor ahkam kesiyor sana bir de. Yani ahkam kesiyor milletin parasıyla. Dedi ki diyalog için buraya geldik dedi böyle. Diğer akademisyenlerden dinliyor ekibin içinden. Üniversite içinde de bunların bürokrasisinde yani FETÖ'nün bürokrasisinden insanlar ağırlıkta. Biz de orada vitrin malzemesi olarak duruyoruz. Ha ben de artık bir şeylere daha vakıf olduğum için dedim bunlar ne halt ediyor? Bunu da ben bir öğrenmiş olayım. Tamam geleyim dedim. Olay aynen böyle yani. Şimdi bu diyalogla ilgili arkadaş konuşmasını yaptı. Akabinde ben böyle kolumu kaldırdım. Biraz karanlık oldu. Lamba yakmam ister misiniz? Bilmiyorum. Görüntü nasıldır? Her şey düzgün mü? Yoksa hocam belki açabilirsiniz diyecektim. Evet daha tamam. İyi oldu sanki. Tamam. Teşekkürler. Estağfurullah. Kolumu kaldırdım, söz istedim. Daha önceki tecrübelerde alışık oldukları için şöyle bir gözüyle beni yoklayanlar oldu. Daha önce de yaşamıştım bu tecrübeyi. Şimdi ne diyecek o filan diye. Dedim ki siz buraya diyalog için geldiniz değil mi dedim. Evet dedi. Sizin dedim protestan komşunuz var mı? Georgetown Üniversitesi Katoliktir biliyorsunuz. Ve aslında Ivy League'de olan üniversitelerden bir tanesidir. Bazı bölümleri hakikaten çok iyi. Ve var dedi. Protestan komşum var. En son dedim ne zaman ziyaret ettiniz dedim.
Şöyle durdu. O klasik Amerikan şımarıklığıyla. We don't talk to each other dedi filan. Dedim ki eğer dedim yani siz birbirinizle konuşmuyorsanız, ziyaret etmiyorsanız vesaire dedim. Bu Katolik, bir Katolik olarak. Peki dedim buraya niye geldiniz dedim. Diyalog için geldik dedi. Peki dedim Kur'an-ı Kerim okudunuz mu siz dedim. Yo dedi. Peki burada neyin diyaloğunu yapmaya geldiniz dedim. Tabii burada konuşmacının bozulduğunu gözlemledim. Ancak ondan daha çok bozulan kimlerdi? Yapı içindeki tipler, çünkü ben pişmişe soğuk su katmış oluyor idim. Adamları kafalamaya başlamışlar vesaire etmişler. Böyle bir safsatayla diyalog mantığında kendilerince oturtmuşlar aynı demokrasi gibi. Gelen diyalog, giden diyalog, fakat diyalog diye bir şey yok. Aslında monolojik bir indoktrinasyon var burada. Monolojik derken yani adam orada konuşuyor, hiç kimse de bizde şöyledir de demiyor zaten. Yani öyle mi? Evet, bizde de aynen öyle diyor mesela. Yahut onu doğrular mahiyette. İşte İsa sizde de var, bizde de var. İyi güzel. Sizdeki İsa ile bizdeki İsa farklı. Sendeki Tanrı ile bizdeki farklı. Abraham'la İbrahim farklı. Moses ile Musa farklı. Yani isim benzeri olması, bunların aynı karakter, aynı erdem, aynı vesaire de olduğunu falan göstermiyor. Ben de hem alan itibariyle hem ilgiyle bağlantı olarak İncil, Tevrat'ı falan okuduğumu sanıyorum. Yazılarım falan da vardı. Çünkü bu Batı edebiyatı, sinemasının esasında bunları bilmeden de doğru düz yorumlamamız da zordur. Mitoloji de hakeza malumunuz. Dolayısıyla tam bir haham gibi olamasam da çeyrek bir haham kadar da Tevrat falan biliyorum yani. O kadarcık da söyleyebilirim. Ve ben buradan girerek dedim ki bakın, diyalog kelimesi neden oluşuyor? Daya, logos. Logos hem speech hem reasoning anlamına geliyor. Doğru mu dedim? Evet. Daya o zaman through anlamına geliyor. Dolayısıyla burada bir karşılıklı, bir reciproke eden bir süreç olması gerekiyor. Yani bir gidip gelen bir süreç olması gerekiyor. Ama siz dedim bakın burada Kur'an-ı Kerim okumamışsınız. İslam'a dair bir şey de çalışmamışsınız. Diyalog diyorsunuz dedim. Bakın ben Tevrat'tan konuşabilirim, size İncil'den konuşabilirim falan filan dedim. Diyalog böyle olmaz mı dedim ama arkadan hocam misafirimiz çok yorgun, hocam misafirimiz çok yorgun fasılları başladı. Enteresan durumlardan bir tanesi buydu. Yani burada maksat diyalogdan öte bir kısım öğrencilere de biz hep esasında özellikle kız öğrencileri master ve doktora yapsınlar diye de teşvik ediyorduk. Bu sürecin devam mahiyetinde bağlantı kurmak istiyorum. 9 kişilik bir öğrenci grubu geldi, İspanyol dili de dahil buna. Hocam size bir müjde vermeye geldik. Ben de yani ben rahatım. Hani A öğrencisi, B öğrencisi fark etmez. Rahat. Konuşabilsinler istiyorum. Fikirleri olsun istiyorum vesaire filan. Çok sevindim dedim. Nereye gideceksiniz? Harfret seminere gideceğiz dedim. Bir tanesi İspanyol dilinde. Allah Allah dedim ya. Ya orası misyoner okul dedim. Yani siz niye kendi alanınızda gitmiyorsunuz? Türkiye'de de ihtiyaç var. Bakın burada da var dedim esasında. Yani madem böyle bir ihtiyaç var, neden orada gitmiyorsunuz da tutup Harvard Seminary'e? Yani siz teoloji mi okuyacaksınız? Yani ne missionary work içinde misiniz vesaire dedim. Hocam işte dediler. Abiler öyle istiyor. Şimdi öyle deyince tabii böyle bir içimden bir şey çekildiğini gene hissettim. Bir şeyler gönderdim. Mutlaka yansımıştır. R2 gibi bir şey gönderdim yani. Fakat bu öğrenciler gittiler. Yıllar sonra bir konferans için Amerika'ya gittiğim zaman bir öğrencim sizinle görüşmek istiyorum hocam mümkün mü falan dedi. Ben de olur dedim. Fakat gene araya neler girdiyse bilmiyorum. Bu öğrencileri de Vatikan'la bağlantılı olarak, ki orada bu üniversiteye ciddi yardımlar yaptılar. Üniversitenin bünyesinde çıkan ve pek de sağlam olmayan bir Filistinli'nin çıkardığı Muslim World dergisine satın aldılar. Aldıklarından itibaren de bu endeksli filan dergi, endeks fetişizm var ya, onun için önemli diyebiliyorum. Aldılar, ilk sayıyı Fethullah Gülen sayısı yaptılar. Sonra Bediüzzaman sayısı yaptılar. Allah Allah,
aynı kişinin, yani institution anlamda bile üç kişi olmaz bir dergide malumunuz. Aynı kişinin üç tane yazısı bu güya endeksli filan dergide. Dedim ki ya bunu da aynı sızıntıya çevirdiniz ya dedim. Yani yani ben başta dedim bir misyoner dergisini almışsınızdır. İyi olabilir filan diye düşünmüştüm ama dedim. Yani bunu da dedim sızıntının İngilizce versiyonuna dönüştürdünüz. Bundan bir dergi filan olmaz diye söyledik ama tabii devamlı karşılıklı kollamalar var. Hani biz böyle headlong dedikleri şekilde gidiyoruz. Çünkü kendi içimizde çatışma yaşamak istemiyoruz. Nezaket elden bırakmıyoruz ama söyleyeceklerimizi de söylüyoruz yani. Ve bir başka fasılda gene bu sefer de İngiltere'den gelen ve bir Müslüman milletvekili diye birisi vardı Ahmet isminde. Şimdi kökenini bilmiyorum. Hakim miydi değil miydi hatırlamıyorum tam olarak ama ilahiyatçının da olduğu bir ortamda bu sefer rektörlük binasında 9-11 kişi arası bir gruptuk. Bu şeye yani dışarıya bu manada kapalıydı. Ve şeye başladı bu İslam ve terör, hani o dönem malumunuz 9-11'den sonra bu devam eden bir böyle devamlı İslam terör 94'teki fasıl hani Clash of Civilizations'da başlayan makale sonra kitaba dönüştü. Arkasından da 9-11 faslıyla İslam terör ilişkisini işleyen bir paper sunuyor ama yani hakikaten paper falan değil. Tahammülü çok zor. Acayip ağır ifadeler kullanıyor. Ve bendeki marazi damar kabarmaya başladı. Böyle gene gözlerim tarıyor. Bir şeyler birileri söyler herhalde. Fatih Üniversitesi falan diyorum ya. Adam gelmiş hani dinime dahleden bari Müslüman olsa diye bir söz var ya. Fakat öyle bir şey yok. Herkes bayağı rahat. Bir tek marazi olan demek ki benim gene. Konuşmayı bitirdi. İslam terör ilişkisi ve Kur'an'dan da ayetlerle bunu da desteklemiş oldu arkadaşımız. Yani bu İngiliz konuşmacı. Akademisyen. Sonra ben kimseden bir şey çıkmayınca gene kolumu kaldırdım. Dedim ki o okuduğunuz ayet var ya, kafirleri gördüğünüz yerde öldürünüz. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de vardır. Müslümanlar onu inkar ederse dinden çıkmış olurlar dedim. Fakat dedim sizin burada yaptığınız esasında onu kontekstinden çıkarak decontextualize diyoruz ya. Kontekstinden esas odağından çıkararak bağımsız bir okuma yapıyorsunuz. Bunun nüzul sebebi dediğimiz hadisenin sizin anlattıklarınızla alakası yoktur. Müslüman tarihinde İslam ülkelerinin hiçbirinde birisi sırf birisi başka dinden diye öldürüldüğü vaka yoktur. Yani adam sokakta gidiyor sen kafirsin ve vay seni öldüreyim. Böyle bir şey yok dedim. Tarih boyunca böyle bir şey yok. Abbasiler de yok, Emeviler de yok. Ha birbirlerini öldürdükleri olmuştur Müslümanların. Bunu yapmışlardır. Ama mesela Endülüs'te 750 sene büyük bir medeniyet kuran Selçuklu Osmanlı'ya bakıyoruz. Daha gerisine bakıyoruz. Yani bütün bunlarda dedim böyle bir hadise olmamıştır. Kaldı ki Yahudileri siz katlederken dedim Müslümanlar sahiplenmiştir. Mesela Maimonides Endülüs'te yetişmiştir. Eğer bir başka ülkede böyle bir figür yoktur. Kuvvetli bir kafa. Ve Yahudi bütün İslam aleminde de gidiyor propagandist konuşmalar da yapıyor mesela. Yani kimse de buna böyle bir şey hani antitez yahut yani kötü muamele yapmıyor. Oturup konuştuğu insanlar var, tartışmalara katılıyor. Yani böylesine bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi birincisi bu dedim. Senin anlattığın ayet dedim, aktardığın ayet Müslümanlar zulme de uğrasalar karşılık vermemeleri gereken bir döneme dairdir. Sonradan dedim bu zulüm dayanılmaz hale gelince Müslümanlar da güçlenince bu sefer dedim haklarını aramaları gerektiği yönünde ancak kendilerine saldırılırsa geçerli olan bu hüküm gelmiştir. Aksi durumda bir vaka tarihsel olarak yoktur dedim. Bir başka şey de dedim contextualize olarak mesela Kur'an'da gene ayet vardı. Bir insanı öldürmüşseniz bütün insanlığı öldürmüş gibisinizdir. Eğer okuma yapmak istiyorsanız Kur'an'la ilgili irtibatınız varsa bu bağlamı bu doğrultuda oluşturmanız lazım dedim. Kaldı ki bir ayet daha ben size okuyayım dedim. Siz unuttunuz. Derrida'nın difference diye bir kavramı var malum. Bu differ ve differ kelimelerinden oluşan bir bağlamda
kendince anlamın devamlı bir adım ötede olduğunu ifade ediyor ya. Ben oradan da ilham alarak dedim ki bakın Derrida'nın diferansla ifade ettiğini Kur'an-ı Kerim dedim. Orta dönem inmesinin orta döneminde Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak biz bunu bulabiliyoruz. Ne diyor? Ve cealnâkum şûben ve kabâile litearafû. Ve arafe fiili özellikle kullanılıyor burada dedim. Arafe özellikle güçlü bir kelime, irfan, arif dediğimiz kelimelerin hani kökü aynı zamanda. Bakın dedim burada insanın insana ayna görevi yapacağı, toplumun topluma, kültürün kültüre ayna görevi yapacağı, dolayısıyla birbirlerinden öğrenmesi, muharefe anlamında bunu öngören bir mantığı var dedim Kur'an-ı Kerim'in, bu ayettir. Şimdi dedim gelelim sizin tarafa gelelim dedim. Mesela İsa deyince sen neyi anlıyorsun dedim. Dedi ki böyle işte love dedi, işte compassion dedi vesaire filan. Peki dedim o Yuhanna İncil'inde öyle dedim, ağırlıkla öyle gidiyor. Yüce gönüllü bir derviş gibi gidiyor. Hani biz Tanrı olarak kabul etmiyoruz biliyorsunuz dedim. Peygamber olarak kabul ediyoruz. Orada yüce gönüllü bir derviş var ama dedim mesela Mark'a baktığınız zaman ne diyor dedim. Şunu söylüyor mu söylemiyor mu? Babayı oğula, oğlu babaya düşman etmek için geldim. Huzur için değil, barış için değil, savaş için geldim. Bunlar İsa'nın sözleri değil mi dedim. Ve bu şeyde de Matthew'da da zaten tekrar bulan bir ifade. Evet, evet dedi. Evet var dedi. Peki dedim şimdi ben buradan yola çıkarak İsa'ya bir savaş çığırtkanı, warmonger diyorlar. O şekilde mi nitelemem gerekiyor dedim. Senin okumana göre dedim benim böyle gitmem gerekiyor ama ben onu yapmam dedim. Yapmayacağım dedim. Söyleyeceklerim bitmiştir. Fakat Haziran'dan bir tane bir ses çıksa ya. Hani bir şey yapmanızı istemiyoruz. Ya bir ilmi manada bir şey söyleyin kardeşim yani. Bir şey söyleyin. Ama böyle bir sürü vakayla karşılaştık. Zaten baktılar bu olmuyor. Bir daha da çağırmadılar. Doğrusu benden mutlu oldum. Bir başka. Bu sefer uluslararası bir konferansta. Bu da Aile Bakanlığı ile bağlantılı. Çok mu uzattım bilmiyorum. İsterseniz kesebilirim hocam. Bunu da anlatayım keseyim. Tamam. Siz nezaketinizden dolayı hayır söylemiyorsunuz hocam. Da. Sesim kapalıydı. Gayet güzel dinliyoruz hocam. Eyvallah. Bu kadın aile konferansıydı. O da sanıyorum 2005 yılıydı. Ve devlet finanse ediyor. İşte bakanlık finanse ediyor. Beni de müzakereci olarak çağırmışlar. Ama böyle İslam dünyasının her tarafından büyük de bir otelde yapılan bir şey, akademisyen vesaire filan. Dolayısıyla devletin imkanlarını, parasını, örgüt yapısını kullanarak onları da kademe kademe devşirebilir miyiz bir mantık var. Çünkü bunlar oturmayı da öyle ayarlamışlar. Çoğu öyleydi ekstra haricinde. Bakıyorsunuz bunlardan birisi var. Bir tane Arap var. Bakıyorsun bir tane Pakistanlı bunlardan filan var. Yani böyle bir şey. Sonra sıra bana geldi. Kadın aile konusunda vesaire filan dedim ki bakın burada her zaman yaptığımız şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İslam kadına şöyle haklar tanımıştır. Böyle etmiştir. Cahiliye dönemi ifadesini kullanıyoruz. Kız çocuklarının işte zulme tabi tutulduğunu, diri diri gömüldüğünü vesaire filan bunları söylüyoruz dedim. Ve fakat dedim bunu hep başkalarına anlatırken yapıyoruz. Yani kendi çocuğumuza biz ya da kendi kadınımıza biz annemiz belki hariç dedim nasıl davranıyoruz bir de ona bakmak lazım dedim. Anlatabiliyor muyum? Annesi haricinde kutsal bir kadın olmayan bir toplumda anlamlı bir aile ilişkisi olmaz dedim. Hele hele dedim. Kadını bela, fitne, şer diye üstelik de zikirlerinde ifade eden bir yapının dedim. Bu doğrudan bomba anlamına geliyordu bu yapının şeysine göre. Çünkü kadının fitnesinden, belasından, şerinden diye zikir diye bir şeyi bunlar okuyorlar. Hatta ben bunu duyduğum zaman dedim ki ya bunu kadınlar da okuyor mu? Evet dedi bir tanesi hocam dedi. Zaten kadın kadının aynı zamanda kurdudur dedi. Kadının da kurdudur dedi. Şöyle acı acı bir baktığımı hatırlıyorum yani. Acı acı baktığımı hatırlıyorum. Şimdi biz bunu söyleyince doğrudan
İslam'a saldırsanız buna bir şey demiyorlar. Ama bu yapının doktriner unsurlarına doğrudan bu torpidoyu gönderince tabii birisinin intikam alması gerekiyordu. Gazetecilerden bir tanesi bu zaman paçavrasından. Ben konuşmayı bitirdikten sonra hocam dedi, ben de sizi dedi böyle bilim adamı filan sanmıştım dedi. Siz dedi böyle propaganda yapar gibi konuştunuz orada dedi. Vallahi dedim ben öyle bir iddiam yok. Ben öğrenme çabasında olan bir insanım. Ama buraya çağırdılar. Sorduklarında dedim ki yani niye olmam gerekiyor? Ya işte müzakerecisin. Ha dedim ben de bildiğim gibi konuşurum dedim. Öyle geldim dedim. Ancak şimdi ama diyor işte biz köylere kadar gidiyoruz öyle bir şey yok diyor. Köylere kadar gidiyoruz diyor öyle bir şey yok diyor. Şimdi her bir şeyi inkar etme kabiliyeti olan darbeyi de inkar edebilme mahareti. Karısının ismini söylüyorlar. Bunu tanıyor musun diyor. Tanımıyorum diyen bir yapıdan. Bu tabii şaşırtıcı olmaz böyle bir şeyin sahada olması ama. Köylere kadar gidiyoruz öyle bir şey yok. Gazeteciyim ben dolaşıyorum diyor. Herhalde dedim sizin dediğiniz Kadıköy olsa gerek. Bakırköy gibi yerler olsa gerek dedim. Ya da Ortaköy olabilir ama dedim bakın orada bile bu var dedim. Orada bile bu var çünkü. Dedim bu yapı bulunduğu her yere kendi getosunu götürüyor zaten. Yani o fanus içinde gidiyor. Dolayısıyla dedim fark eden bir şey olmuyor dedim. Birbirimizi kandırmaya gerek yok dedim. Hayri Kırbaşoğlu vardı ilahiyatçı. İsterseniz dedim hocamıza da bir sorun dedim. Bakın o ilahiyatçı ve bilim adamı dedi. Hayri Hoca da bizi doğruladı mı? Şimdi bu olunca tabii ısrar da olmadı artık. Ve biz konuşmayı tamamladık ama ondan sonra bizim üzerimize tabii saldırılar daha da bir arttı vesaire etti falan filan. Sonra da zaten tamamen kopardık, ayrıldık. Geç bile kaldık aslında. İlk istifam benim 2001 yılıydı hatırladığım kadarıyla. İyi bir teklif de almıştım. Eşimle de geçecektik. Sonra ya dedik burada master talebelerimiz de var, bilmem ne de var. Bunlara acaba yazık mı olur dedik. Sonra tuttular sevdiğim bir insan vardı. Onu devreye soktular. Hocam sen bunlara bakma. Bunlar işe bu cemaatin şeyleri bunlar işte böyle yamyamları falan. Bunlar asıl yapı değil falan diye de böyle bir hayli kandırmaca da yaşadık yani. Daha sonra ki istifa döneminde zaten ondan sonra da şey kapanmıştı. Ben de burada hitamı kelam edeyim. Sorularınız varsa sorularınızı lütfen buyurun. Ben hazırım. Ha bir de kitap çalışmam vardı ama yayın evleri hala bu konularda tereddütlü onu da söyleyeyim. ETÖ'den FETÖ'ye diye bir kitap çalışmam da ayrıca var. Ama yayın evi niye bekletti onu da hala bilmiyorum. İnşallah onunla ilgili de şeyimiz çıkacak yani. Buyurun. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben şunu merak ettim. Ne kadar zaman geçirdiniz hocam toplamda? Toplamda kaç yıl ediyor? 80 9-10 sene mi geçti benim orada? 9-10 sene mi geçti? Evet. Hocam peki bunları görüp de o kurumun içerisinde çalışmak biraz böyle cesaret gerektiren bir şey de değil mi? Aynen öyle. Eşimin bana kızdığı şeylerden birisine değindiniz. Bir noktadan sonra artık şey mücadelesine döktük işi. Yani böyle nalına mıhına madem böyle başta ben size söylemişim biz böyleyiz, şuyuz buyuz bizde değişen bir şey yok. Ve hakikaten bir şeyler vermek için de ciddi çaba da zaten harcıyoruz. Mesela girişte özellikle böyle oyun havaları falan da koyarak öyle girerdim. Meydan okumaydı bu. Yani meydan okumaydı. Bu adına donkşotluk da diyebilirsiniz, saçmalık da diyebilirsiniz, serserilik de diyebilirsiniz ama öyle bir damar, hani marazi damar var dediğim şeydir o. Hani böyle samimi olunduğu zaman böyle enerjimi aktarabiliyorum. Öbür türlü de yani herhangi bir şeye böyle boyun eğme şeyimiz olmuyor. Onunla ilgiliydi. Kolay değildi. Hakikaten kolay değildi. Mesela bu öğrencilerin başörtüsü meselesinde. Mesela o dönemde ben bunu uygulamadım. Bu sefer arkamızdan onunla ilgili de ifşaat etmişler. Onu da bilmiyoruz. Yani ben dedim ki bak ben öğrenciye başörtülü başörtüsüz kız erkek
bilmem Müslüman, gayrimüslim diye bakmıyorum. Yahudi öğrencimiz de vardı zaten. Hatta ilk defa Tevrat'ı sizden okuduk filan diyen bir öğrencimiz de olmuştur. Yani bu da bir enteresan. Çünkü Yahudiler kitapları 40 yaşına kadar kadınlara vermiyorlar. Kadınlar o zamana kadar adet filan gördükleri için kirlilik hükmünde olduklarından dolayı Tevrat filan da ellerine vermiyorlar. Böyle bir durumda var. Hani bizim bakış açımız buydu. Şeyi artık her gördüğün vatandaşı da okumaya da başlıyorsun. Ve mesela yani dahiliye sıkıntılar ciddi boyutta yaşadım ben. Yani o dönemde. Bu sinir stres ama bir de artık meydan okumaya dönüştü iş. Yani siz bilmem ne olabilirsiniz ama biz de buyuz. Yani bu yani bunların her şeyi organize eden adamına Denizli birisiydi. O da kaçaklardan. Mesela onları bilmiyorduk biz o dönemlerde. Genel sekreteri falan o da kaçaklardan. Bunların daha gizli görevlerini siz bilmeniz zaten mümkün değil. Üniversitedeki hal tavırları yalnız bu münafıklık üzerine oturmuştu. İkiyüzlük üzerine oturmuştu. Ben de şöyle yapardım. Mesela gelmiş, hocam selamun aleyküm, nasılsınız hocam falan filandan başlayan bir süreç. Ya aleyküm selam da. Ya hem arkamdan böyle böyle diyorsun, sonra da geliyorsun bir de selam veriyorsun. Kardeşim bunu yapmayın ya. Filan diye biz de bunu söylüyorduk, tamam mı? Bu münafıklıktır, bu bilmem nedir vesairedir filandır falandır ya. Yani bunları yaşadık. Kolay şeyler değildi. Hakikaten değildi. Ve bazen işte eşim de bırak artık vesaire filan havalarına giriyordu. Çekip gidelim buradan hesabı yapıyordu. Ama o hesabı da kafamda ben dürmeden de bırakma şeyim de belki olmadı. Bilemiyorum. Ha, oradan ayrıldıktan sonra istifa verdim. İstifa verdim. Türkiye'de bir üniversiteye müracaat ettim. Öncelikle. Oraya gittik. Her şey tamam vesaire filan. Maaşı konuşacağız. Rektörle görüşeceğiz. Rektör bey sağ olsun bize çay maaş söyledi vesaire. Hocam dedi size dedi maaş olarak şunu takdir ediyoruz dedi. Hocam dedim maaş meselesi önemli değil filan ama dedim bakın şu anda aldığım maaştan bu daha düşük dedim. O zamanki işte 100-150 filan bir düşüklüğü vardı. Şimdi rektörün söylediği bir şey oldu. Hocam dedi olabilir dedi. Yani haklısınız vesaire ama dedi siz buraya gelince dedi biz sizi aklamış olacağız dedi. Aklamış olacağız deyince bir dakika siz kimi aklıyorsunuz dedim. Siz de oradan geldiniz ya bakın hocam dedim. Ben zaten bunlarla mücadele ederek ayrılıyorum. Sevmediğim için ayrılıyorum. Bir de gelip burada dedim sizin aklanma paklanmanızla uğraşamam dedim. Bu görüşme bence burada bitmiştir. Teşekkür ediyorum dedim. Öyle bir ayrılmam da oradan olmuştur yani. Yani bunu yaşıyorsunuz dedim ya hani Almancı yabancı hikayesini yaşıyorsunuz. Mesela sağda solda yazmamı da mesela ciddi boyutta engellediklerini ben zaman içinde gördüm. Ve buradan ayrıldıktan sonra nasıl bir sağa sola ne haberle yaydılarsa ben mücadele maksadıyla yazı yazayım istiyorum internet gazetelerinde şunda bunda. Yani para istemiyorum, pul istemiyorum. Kimseye de küfür falan edecek değilim. Ama bugün böyle hükümetin arkasında böyle şakşakçılık yapan çoğu internet gazeteleri ve gazeteler bizim yazı gönderdiğimiz zaman kabul etmiyorlardı. Kimisinin şu bahanesi vardı, kimisinin bu bahanesi vardı. O şeye kadar da kırılmadı. İşin ilginç tarafı ilk defa soldan birilerinin, evet, Gazeteport diye bir gazete de yazmaya başladım. En azından bir outletti benim için. Yani onu dışarıya vuracak bir alandı. Orada başladım. Haftada 3-4 defa yazıyordum. Sonra Haber 7'den böyle bir teklif geldi. Gene parasız pulsuz. Bakın sizde de yazarım dedim. Ama aynı kimlikle yazarım. Para pul da zaten istemiyorum. Fakat benim yazdığım hiçbir kelimesine falan da müdahale etmeyeceksiniz dedim. Tek benim ricam bu olacak. Yani. Ve o dönem Haber 7'nin de okuyucu kitlesi bayağı bir
eleştiri yapan bir kitleydi. Orada da 3 sene falan yazdım. Sonra orayı da FETÖ'cülerle geçirdi. Sonra bana bir gün hocam şurada bir cümleyi çıkarabilir miyiz yazınızdan? Usul bu. Hani biz bir, şunlar işin başına geldi falan değil bu. Ben anlıyorum yalnız. Yani hani prensibimiz bizimle şeye karşılmayacak. Yani bir cümleye falan müdahale edilmeyecek. Ben vaziyeti anladım çünkü oradan da bazı şimdi gene kaçak olan tipler orada görülmeye başladılar. Dedim ki anlaşıldı, bunlar burayı da ele geçirdi. Sonra o zaman yazmıyorum dedim, öyle bitirdim. Sonra başka yazacak alanlarımız oldu tabii vesaire, ama hani bu yazmalarımız bizim akademik perspektiften çok bir şeye sahiplenme, bir şeyin arkasında durma yahut şöyle düşünüyordum. İleride birileri bir şeyi araştırırken manyağın birisi de böyle yazmış desinler diye, yeminle aynen böyle düşünüyordum. Yani manyağın bir tanesi de böyle bir yazı yazmış bu konuyla ilgili desinler, arşivlere girsin diye o yazı şeyim, serilerim onunla ilgiliydi ki Arap Baharı süreci filan da buna dahildir. Gülen meselesi filan buna dahildir. Bir sürü ayrı konularda dahildir yani. İyi ki de yapmışım doğrusu. En azından baktığım zaman en büyük duam Allah istikametten ayırmasın, ama bu bedduaya da dönebiliyor insan için. Dayanma gücüyle beraber tabii bunu da insanın istemesi herhalde daha mantıklı bir şey. Çünkü hakikaten kolay olmuyor. Çünkü Bosna'da da bunlar bizim peşimizi bırakmadılar. Yani o yıllarında da peşimizi bırakmadılar. O da ayrı bir fasıl, ama daha fazla da uzatmak istemiyorum. Sorularınız varsa buyurun hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Katılımcılarımız arasından soru sormak isteyen varsa eğer, mikrofonlarını açıp soru sorabilirler belki. Hocam bir 2-3 saniye bekleyelim. Tamam. Zannedersem yok. Değil mi? Ömer hocam zannedersem yok değil mi? Chat kısmına falan yazılan var mı? Ben tabletten girdiğim için şu an göremedim ama. Hocam şu anda bir soru yok. Tamam. O halde çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Deneyimlerinizi aktarmış oldunuz bizlere. Eyvallah. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah Türkiye'yi de dünyayı da böyle bir melanet yapısından korusun dileğim. Bu süreç bitmemiştir. İnşallah bir daha böyle bir şey de yaşamayız. Ama herkesin o dikkatinde sürdürmesi gerektiğine inanıyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle hocam. Görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Eyvallah.